sağlığım için her şeyde bugün değişik bir konuyu ele alacağız. Başlık olarak omurga estetiği. Omurga estetiği ile ilgili merak edilenleri bize beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Fatih Kırar anlatacak. Sevgili izleyiciler sizde Omurganızda estetiğinizi, duruşunuzu bozan, hayat kalitenizi etkileyen bir hastalığınız varsa belki soru da sormak isteyebilirsiniz. İletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Hep duyduğumuz kavram burun estetiği, evet. meme estetiği. Hep bunları duyduk. Şimdi omurga estetiği çok bilinen bir kavram değil. Nedir omurga estetiği? Bu bir kastedilen bir e, estetik ameliyat mıdır? Daha başka, e, daha geniş boyutlu bir kavram mıdır? Evet, çok güzel. Estetik artık dünyamızda en çok gün yüzünde ve en çok hekimlerin gündeminde olan konulardan birisi. Ve gün geçmiyor ki estetikle ilgili gelişmeler kendini bize göstermesin. Artık insanoğlu sağlıklı yaşamdan ziyade sağlığını kaybetmeyecek yöntemler bulmaya çalışıyor. Önce sağlığı kaybetmemek. Dolayısıyla burada omurga estetiği dedim zaman ben hep şunu söylüyorum. Yüzünüz, gözünüz ne kadar güzel olursa olsun, duruşunuz, yürüyüşünüz güzel değilse onu taşıyacak elegans bir duruşunuz yoksa e, nihayetinde o güzelliği de taşımakta zorlanacaksınız. Dolayısıyla o estetik bir bütündür, bir güzelliktir. Yani insanın bütünüyle o güzelliği yakalamasıdır, o oranları tutturmasıdır. Dolayısıyla burada omurga esteti dünyada da e, aslında ilk e, kullananlardan birisiyimdir. Omurga estetiği cümlesini e, gündeme e, kamuoyuna e, sokanlardan birisiyimdir. O açıdan e, sıklıkla çalışıyorum. Tabii neyi çalışıyor? Omurga estetiği dediğimiz zaman biz neyi kastediyoruz? Evet. Şunu kastediyoruz. Hemen Osman'ımı alayım. Biliyorsunuz benim Osman'ım bu. Ee, Osman kemik adam demek. Omurganın bir matematiği var. Omurgaya iki yönden bakıyoruz. Birincisi yandan. ikincisi de önden. <laughs> önden baktığımız zaman omurga karşılıklı bakıştığımız zaman insan oluyor dümdüz olması lazım. Normali budur. Ancak insanlığın yüzde kırkın gibi ciddi oranlarda omurganın sağa sola yattığını görüyoruz. Hatta öyle ki İnsan, yeni doğan çocuklarda ya da ebeveynlerin bu çocukların omurgası ile ilgili durumları birçoğunu tespit etmemekte, edememekteler. Mesela okul hayatına başlıyor, yaşı büyüyor ancak öğretmenleri bile duruşundan vesaire tespit edemiyor. Yani büyük oranda omurganın özellikle sağa sola yatmalarını biz tespit edemiyoruz. Biz buna skolyoz diyoruz. Normalde dümdüz olan omurganın sağa sola yatmasına skolyoz diyoruz. Bunların dereceleri var. 10 derecenin altında olan skolyozların çoğu tespit edilemeden hayatlarını geçirip gidiyorlar. Biz tespit edebildiklerimize %14 oran diyoruz. Yani 100 hastadan ancak 14'ünü tespit edebiliyoruz. Aslında büyük oranda hepimizde 5 derece, 10 derece omurgamızda yamulmalar var. Bunlara bir standart sapma demek lazım. Ama 10 derecenin üzerinde yamulma olduğu zaman artık bu bir duruş bozukluğuna giriyor. Yani tişört giyiyorsunuz, bir tarafı yamulmuş. Efendim yürüyorsunuz, bir tarafınız kalkmış vesaire. Duruşunuzdan, yürüyüşünüzden her şey zaten anlaşılır vaziyete geliyor. Ve bu durumu tolere etmek için omurga kalçasını o tarafa doğru döndürmeye başlıyor. Bu sefer omurgadaki problemler kalça ve diz problemleri olarak Ortopedik problem olarak karşımıza çıkıyor. Ya da tam tersini de düşünebiliriz. Doğumsal ya da sonradan gelişen ortopedik sorunlar, kalça ve diz sorunları gibi omurgada da farklı sorunlarla karşımıza. Omurganın matematiksel olarak e, 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 sorunlar oluşturmasına da neden olabiliyor. Dolayısıyla hepsi bir bütün. Yandan baktığımız zaman omurganın bir matematiği var yine. Her şey bir mühendisliği olduğu gibi. Boyun bölgesi çukur, sırt bölgesi kambur ve bel bölgesi çukurdur. Bunu biz nasıl ölçüyoruz biliyor musunuz? Boynun en çıkıntılı yerine bir nokta koyuyoruz. Belin tam ortasına bir nokta koyuyoruz. Kalçanın femur dediğimiz uylukla birleştiği yere bir nokta koyuyoruz. Bunun üçünü yukarıdan aşağı doğru çizdiğimizde omurganın balansı budur. Her şeyin mesela araçlarımız var, arabalarımız var. Yolda gidiyorlar. Neyle gidiyorlar? Balansla gidiyorlar vücut da bu balansla gidiyor, hareket ediyor. Balans bozuksa bütün vücuda bu yansıyor. Dolayısıyla bu ortopedik duruş yani bel, boyun bölgesinin çukur, sırt bölgesinin kambur ve bel bölgesinin çukur oluşu korunmak zorunda. Ama çağımızda biliyorsunuz çağımız çok değişti. Yani yeni nesil işte elimizde telefon sürekli boyun böyle, değil mi? Sürekli sabah, ya da yatarak ya da ofis ortamlarında sürekli oturarak böyle. Dolayısıyla omurgamızın da aslında şekli bozuldu. Estetiği bozuldu. Bakarsanız sıklıkla boynunuz düzleşmiş. Şimdi MR'lar çok rahat çekilebiliyor. Artık sağlığa ulaşabiliyoruz çok rahat. MR raporlarına bakıyor. Hocam boynum düzleşmiş, belim düzleşmiş. Normalde S şeklinde olan insanoğlunun omurgası şu anlarda, şu dönemlerde, son geldiğimiz dönemlerde C şeklinde olmaya başladı. Bakın düz ve düz. Bakın C şeklinde. C şeklinde olduğu zaman buranın matematiği bozulmuş oluyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Diskler normal sağlıklı bir omurgada eşit bir şekilde bu yükü kaldırırlar. Ama matematiği bozulduğu zaman atıyorum 5 tane hareket ve destek görevi gören eklemler var burada. Bu 5 tanesi eşit bir şekilde bu yükü kaldırması gerekirken hayatın yükünü, 2 tanesi çok fazla yük kaldırıyor bu matematik bozulduğu için, 3 tanesi yatıyor. Çok fazla basınca ve yüke maruz kalan kısımlar ki bu da omurganın alt kısımlarıdır. Boyun düz bel düzleşmesi yaşayanlarda buralardan o yüksek basınç, o yüksek ee, şeye e, kaldı e, yüksek basınca karşı koyamıyor ve bir yerden patlak veriyor, ve fıtıklar meydana geliyor. Aslında bu matematiğin bozulması omurga rahatsızlıklarının temel sebebi oluyor. İlk önce düzleşme oluyor, sonra fıtıklaşmalar başlıyor. Bakın çok önemli bir şey. Dolayısıyla düzleşmesi olan ve bel ve boyun düzleşmeleri olan ya da omurgasında sağa sola yatmalar olarak olan hastalarımız öncelikle bunun düzelmesi için bir hamle yapmaları lazım. Yani omurganın düzgün bir şekil alması gerekiyor. Bunu sağlayan, omurganın düzgün şekil almasını sağlayan temel yapılarımız da kas gücüdür ve bağ dokusu gücüdür. İşte bizler estetik uygulamalarla bu gücü sağlayarak omurganın şekil bozukluklarını düzenlemeye çalışıyoruz. Peki ne yapıyorsunuz bu konuda? Ee, evet. Omurganın şekil bozukluklarının önlenmesi evet. konusunda. En ne? temel yaptığımız şey omurga etrafına elektromanyetik dengesizlik oluşturan. Atıyorum bel boyun bölgesine bakıyoruz. Mesela boyun bölgesi böyle yatmış. Çocuklarda çok görüyoruz. Sırttan hafif sağa doğru, sola doğru yatmış. Bakın şöyle. Bu yatış buradaki kaslar daha fazla omurgayı çektiği için meydana geliyor. Buradaki kaslar zayıf kalıyor yani bir e, karşılıklı ip yarışı yapıyoruz karşılıklı iki grup ip çek, e, çekmeye çalışıyor bir grup daha fazla güçlüyse o tarafa yatırıyor doğru mu aynı mantık kaslar bu şekilde yatmaya başlıyor biz bu bölge kaslarına farklı uygulamalar en çok en sık yaptığımız uygulamalar özel botoks noktaları tespit edik elektromanyetik yöntemlerle o e, dengesiz balansı tespit ederek o bölgelere özel botoks uygulamaları yapıyoruz. Yani botoks sadece yüze mi olur? Olmuyor işte. Estetik olarak oraya yaptığımız zaman o kaslar diğer kaslara göre dengesiz olan kasların terazisini düzeltiyoruz. Şimdi bu, uyguladığınız bu botoks aslında herhalde geçici bir uygulama değil mi? Belli bir sürelik Düzeltiyor. Şimdi özünde tabii ki botoks geçici bir uygulama veriyor ama biz o sırada sonuçta e, insanoğlu büyümeye devam ediyor. Özellikle çocuklarda kemikleşme diye bir şey var. Yani e, normalde e, insanlar doğar doğmaz bir kemikleşme olmaz. 21-22 yaşına kadar bu kemikleşme, 15-16 yaşına kadar kemikleşmenin başlangıçları e, sürer. Dolayısıyla burada biz botoks uygulamalarıyla o balansı dengeye sokuyoruz. Sonra... Fizik tedavi e, özel yöntemlerle o gücün sabit kalmasını sağlıyoruz. Beraberinde de zaten kemikleşme yaşı olduğu için, kemikleşme meydana geldiği için o şekilde düzelmeyle hayatına devam etmiş oluyor. Aslında büyük bir avantaj. Belki ameliyat kararları verilecek. Skolyoz dediğimiz ya da kifoz dediğimiz omurgada şöyle omurgalar var. Eğilmiş omurgalar var. Doğumsal da olabiliyor. Bunlar da büyük bir şans verebiliyoruz ameliyattan önce. Peki e, botoks dışında e, omurganın bu e, duruş bozuklukları e, için uyguladığınız, estetiği için uyguladığınız başka ne tür yöntemler evet. var? E, ozon terapi yöntemi var. Ozon terapi hem ağrıya yönelik çünkü bu, bu, bu hastaların e, o asimetrik duruşlarına bağlı sürekli ağrıları meydana geliyor. O ağrıları kaldırdığınız zaman ortadan e, duruşlar biraz daha düzelmiş oluyor. Özellikle ozon terapi yöntemleri önemli bizim açımızdan. Beraberinde radyo frekans dediğimiz o bölgelere, tetik noktalara uygulamalar yapıyoruz. Ve tabii kas gücünü arttırmak için yapacağımız fizyoterapi yöntemleri de bizim açımızdan vazgeçilmez oluyor. Aslında estetik dediğimiz zaman bir bütün. Yani hem kas gücünü arttırmak gerekecek hem de omurganın günlük yaşantı içerisinde sağlıklı bir pozisyon alması için kullanış biçimini hastaya daha doğru öğretmek gerekecektir. Bunların hepsini biz hastalara Sunmuş Peki, ozon terapi dediniz. Biraz ozon terapiyi açalım çünkü son yıllarda pek çok alanda tıpta ozon terapiden evet. faydalanıyor. Evet, bizim başımıza ozon terapi şudur. Oksijenin çok yüksek oranda o bölgeye üretilmesi. Lokal yapılan ozon terapiden etki gücü çok yüksek. Sadece o bölgeye hiçbir genel sisteme girmeden, vücudun sistemine girmeden o bölgeye yaptığımız uygulamalar. Ne sağlıyoruz burada? Bir, Vücudun özellikle o bölgede hangi noktaya uyguluyorsak ve hangi yapıya uyguluyorsak. Diyelim ki kas bölgesi. Kas bölgesini uyguluyorsunuz. O kas bölgesinin kanlanmasını arttırıyorsunuz. Bir. İkincisi o bölgenin kireçlenmesini azaltıyorsunuz. Yani e, yaşla birlikte, zamanla birlikte o dokularda kireçlenmeler meydana geliyor. Bunu azaltıyorsunuz. Üçüncüsü antioksidan etkisi var. Yani antioksidan etkisi nedir? E, her çalışan varlığın bir e, çöpü vardır, artığı vardır. Yani vücudunda artık maddelerini oradan uzaklaşmasını sağlıyorsunuz. Omurga estetiği aslında hem günlük yaşantı içerisinde kendi mankensi duruşumuzu devam ettirmek hem de gelecekte omurganın hastalığa maruz kalmaması için vazgeçilmez unsurlardan birisi. Onun için öncelikle ebeveynlere, annelere, babalara sesleniyorum. Mutlaka çocuklarına dikkatli baksınlar. Çocuk yaşta bunların tespit edilmesi tedavi açısından son derece kolay. İleride yamuk duruşları, oturuşları bir genç, bir erişkin olması sizin dikkatli olmaması sizin dikkatli bakışınızla ilgili. Banyo yaparken mutlaka onların omurlarına dokunun. Herhangi bir asimetri var mı? Çok basittir. Eğdiğiniz zaman, şöyle eğdiğiniz zaman baktığınızda iki omur, iki kürek kemiği, bir uçağın kanadı gibi birbirine eşit olması lazım. Bir taraf kalktıysa bir omurgada bozukluk. Kalçasına bakın kalçalarından bir tarafı yatıksa mutlaka bir bozukluk var mı diye e, tespit edilmesi lazım. Bence omurganın check bile yapılmalı. Yani 20 yaşına kadar bir tane röntgen mutlaka boydan görülmeli. Matematiğini çok net görmüş oluruz. Dolayısıyla e, özellikle öğretmenler, öğretmenlerden bize çok şey geliyor. Çocuğun duruşundan, şeklinden. Yani gelecekteki riskleri azaltmak adına e, omurga estetiğine daha dikkatli bakmak ve e, omurganın vücudumuzun temel kolonu olduğu, temel yapısı olduğunu unutmamak ve onun da Osman gibi bizim hayatımızın en temel unsuru olduğunu unutmamak en önemli hayatın felsefesi olmalı bence. Çok teşekkür ederim Operatör Doktor Fatih Kırar sohbet için. Ben teşekkür ederim